Çünkü o işitenler bilendir. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Bak, lehinde açık hukuki delilleri görmelerine rağmen diyor. Suçsuz olmasına dair delillerin net olmasına rağmen onu belirli bir vakte kadar hapse atmak görüşü ağır bastı. O zamanın devletinin içindeki yani derin devlet buna karar veriyor. Yani meşru bir devlet bunu yapmaz zaten. Derin devletin aldığı karar. Anlıyoruz ki Mehdi de bütün açık aleni delillere rağmen temizliğine dair, suçsuzluğuna dair deliller olmasına rağmen belli bir vakte kadar hapse atılmasına derin devlet karar verecek. Ve bir komplo hazırlayacaklar, bir oyun oynayacaklar. Meşru mahkemeler kanalıyla onu hapse attıracaklar. Çünkü hadislerde hapse gireceği yazıyor Mehdi'nin. Evet. Yusuf suresinde de zaten peygamberimiz Mehdi Yusuf'a benzer diyor. Hazreti Yusuf'a benzer diyor Mehdi. Mehdi kıssasının içerisinde Yusuf'un anlatıldığını, Yusuf kıssasında Mehdi'nin anlatıldığını görüyoruz. İnşallah. Bir yönüyle, işaret anlamıyla. İnşallah. Açtım, Yusuf suresi 19 çıktı. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir yolcu kafilesi geldi. Mehdi'yi arayacak kafileye işaret. O çeşitli ülkelerden çıkan alimler diyor. Mehdi'yi ararlar diyor hadiste. Maşallah, evet. İnşallah. Sucularını gönderdiler. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Maşallah. Kova çağı. Kova çağı. Şubat. İnşallah. Hey müjde, bu bir çocuk dedi. 19. ayet. 12. sure 19. ayeti. Hey müjde, Mehdi ile müjdelenin hadisinin bir yansıması ayette. Bak, hey müjde, bu bir çocuk dedi. Mehdi'ye işareti inşallah. Biz ikinci işare anlamını söylüyoruz ayeti. Ve onu ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli, birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. 20. 19 ve 20. ayet. Mehdi'yi de önemsemeyecekler. Fark edemeyecekler başlangıcında. Gençliğinde, çocukluğunda ve faaliyet çağlarında, yani faaliyetinin gençlik yıllarında, faaliyetinin çocukluk yıllarında onu önemsemeyecekler ve tanıyamayacaklar. Hadislerde de açıkça var. Onu satın alan bir Mısırlı, karısına onun yerini üstün tut. Umulur ki bize bir yararı dokunur ya da ona elat ediniz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Çok güzel yorum yapıyor Hazreti Yusuf. Yorumu yapan kim? Allah. Allah. Ne diyor Allah? O güzel yorum yaptı demiyor bak. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Ben öğrettim diyor Allah. Maşallah. Ben söylettim diyor. Allah emrinde galip olandır. Bir şeye hüküm verdi mi yapar. Ancak insanların çoğu bilmezler. Hep böyledir insanların çoğu. Akledemez, çoğu bilmez. Dünyadaki bozukluğun sebebi de o. Ergenlik çağına erişince kendisine 22:2-2. 22. ayet. Ergenlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. Hüküm. Hüküm verme yetkisi. Hakimlik. Mehdi'nin vasfı ne? Hakimlik. Hüküm verme yetkisi var. Mehdi'ye hüküm veriliyor. Hükmetme yetkisi. Hakimlik mi yetkisi? Hüküm ve ilim. Nasıl bir ilim? Vehbi bir ilim. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz.
Demek güzel ahlaklıysa bir insan, Allah ona yardım ediyor. İnşallah. Evinde kalmakta olduğu kadın. Hani kadınlarla beraber olunamıyordu, konuşulamıyordu, yüzüne bakılamıyordu. Peygamber bak. Peygamber bir kadınla aynı evde. Tabii. Yalnızlar. Beraberler. Evinde kalmakta olduğu kadın. Peygamber harama mı girdi burada? Yok. Helal olduğu için kalıyor. Kadın ondan murad almak istedi. Cinsel ilişkiye girmek istiyor kadın. Ve kapıları sımsıkı kapatarak, yani başka bir kişinin içeriye girmesini istemiyor. Sadece ikisinin baş başa kalmasını istiyor. İsteklerim senin içindir. Gelsene dedi. Yani cinsel ilişkiye girmek istediğini açık açık söyleyerek onu cinsel ilişkiye davet ediyor. Yusuf, Allah'a sığınırım dedi. İffetli olduğu için kabul etmiyor. Cinsel ilişkiyi kabul etmiyor ama aynı evde. Konuşuyor, sohbet ediyor, beraber yaşıyorlar. Fakat cinsel ilişkiye girmiyor. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Allah'tan korktuğu için, bunun bir zulüm olduğunu düşündüğü için gayrimeşru cinsel ilişkiye girmiyor. Helaliyle olsa girerim diyor. O anlamı bu. Ama haram bir fiile girme diyor. Çünkü nikahlısı değil. Ama aynı evde yaşıyor. Konuşuyor, sohbet ediyor, iç içeler. Müslüman demek ki ölçüsü bu olacak. Konuşabilir, sohbet edebilir. Ancak gayrimeşru cinsel ilişkiye girmez. Harama girmez. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, kadın onu arzulamıştı. Çünkü Yusuf küçük yaşta alıyorlar. Yetiştikten sonra olgun çağını gösterişli oluyor. Serpildikten sonra kadın ondan artık etkilenmeye başlıyor. Tahrik oluyor. Yani onu ele geçirmeye çalışıyor. Çocukken öyle bir şey yok. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıt burhanını görmeseydi, o da Yusuf da onu arzulamıştı. Yusuf da onu arzuluyor diyor Cenab-ı Allah. Yani onunla ilişkiye girmek arzuluyor, istiyor kadına beraber olmayı arzuluyor. Beğeniyor kadını. Ama harama girmiyor. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fahşayı geri çevirmek için ona delil gönderdik. Hüküm, Allah'ın hükmünü. Çünkü aksi fuhuş olur. Helal değil. Ama etkilenmiş kadından. Etkilendi diyor Cenab-ı Allah. Hoşuna gidiyor, beğeniyor, aynı yerdeler. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Halis, samimi. Candan. Bir kadından konuşulmaz diyenler buradaki ayeti görecekler. Bu ayete göre, onların kafasına göre Hazreti Yusuf harama girmiş. Halvet olmuş onların kafasına göre. Allah harama girdi demiyor burada. Afif olduğunu söylüyor. Suç işlemedi diyor. Ama işte malum zihniyete göre de bu haram Hazreti Yusuf'un yaptığı. Yani alenen harama girdiği kanaatinde. Çünkü kadınla yalnız, baş başa konuşuyor, iç içe yaşıyor. Değil mi? Tabii, arzulamış. Evet. Arzulamış da ayrıca. O zaman onların kafasına göre halvet de var. Göz zinası da var. Çünkü görmeden arzulaması mevzu başta görüyor zaten. Konuşuyor ve görüyor. Konuşması da var, görmesi de var. Bakıyor kadına. Bakmış, görmüş, beğenmiş, evet. Arzulamış ama cinsel ilişkiye girmemiş. Girmiyor. Kardeşlerimize göre bu nedir? Bazı arkadaşlara göre halvet, haram. Allah da harama girmediğini söylüyor. Biz kime inanırız? Allah'a inanırız. İnşallah.